Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler, nasılsınız? Bilinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Yılın ilk yeni ayını karşılarken sizlerle beraberiz ve Gaia. Evet, Şirin kedimiz Bilinçokulu'nun Şirin egzotik kedilerinden biri. Evet arkadaşlar, neyimiz var Akrep Burcu'nda? Devri evet. Demet 1 Ocak Oğlak Burcu'nda yeni ay var ve Akrep Burcu yöneticisi Plüton'a bu yeni ay kare anlamda evet. Gerçekten biraz zorlu bir döneme giriyor Akrep Burçları. Üçüncü evlerinde doğacak bu Oğlak Burcu'ndaki yeni ay 1 Ocak'ta. Üçüncü ev konuları iletişimle ilgili konular, yakın çevre, kardeşleriyle ilgili konular, eğitim, seyahatler, işlerinin tanıtımı, reklam, pazarlama, ticari konular gündemde. İnternet evet. Ve ilgili işler, reklamcılık ama bunun yanında otomobil almak, satmak, evet. Küçük seyahatler. Bunlarla ilgili konularda problem var. Problem var, evet. Oğlak Burcu'nun stelyum var. Merkür Oğlak'ta, Güneş, Ay, Plüton kavuşumlu bir yeni ay olacak. Venüs retro yine dikkat Oğlak edin. Burcu'nda. Cep evet, telefonunuzu evet. Kaybedebilirsiniz. Evet. Bilgisayarınızla ilgili bazı sorunlar olabilir. iPad'lerle ilgili sıkıntılar da olabilir. iPhone'larla ilgili sıkıntılar da olabilir. Ya, yakın çevre kardeşlerle ilgili bazı beklenmedik haberler gelebilir. Olabilir. Kardeşlerle ilgili, evet. Komşularla ilgili problemli bir albay amcanın yaratmış olduğu bir sıkıntı evin gibi. Etrafında bunlar olabiliyor. Haberlerle ilgili çevrenizden gelebilecek bazı sıkıntı verici ani haberlere karşı çok dikkatli ve temkinli olmalısınız. Üçüncü ev konuları evet. Çok fazlasıyla gündeme gelecek. Yarın ilk iki haftasında ayın 16'sına kadar olan dönemde. Ayın 16'sından itibaren Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Dokuzuncu ev sektörünüzü etkiliyor. Bu medya, gene medya. Yurt dışı ile ilgili konular. Eğitim. Yüksek inançlar. Evet. Bazılarının inanç stilleri, bazılarının inandıkları bazı değerlerin de değişeceğini gösterir evet. Bu. Bazı sosyal toplum içinde inanılan bazı değerlerin hı-hı. Değişeceğini, bazı böyle inanılmış olan böyle çevresindeki bildiği bazı değerlerin dışında fikirler ve düşüncelerin geleceğini de çok fazlasıyla gösteriyor. Gaya'yı sen de sevdin, Gaya seni de sevdi. Evet, şu sevgili an Demet. Rahat, iyi görünüyor burada. Retro Venüs olduğu için, Retro Venüs, Mars kare. Akrebin yöneticisi. Hadi Mars. Ne dersin buna? Şimdi Akrebin yöneticisi Mars şu sıralarda 12. evlerinde biraz gizli düşmanlıklar, beklemedikleri durumlarla karşılaşabilirler. 9. ev. Hukuksal bir evet. Sorun olabiliyor. Evet. Yani beklenmedik hukuksal bir sorun, bir dava açılabiliyor. Bunun haricinde evet. Bu 9. ev 12. ev arasındaki etki, bir yolculuk esnasında bir hırsızlıkla karşılaşmak, değer verdiğin bir malın çalınması, Venüs çünkü. Evet. Venüs mesela evet. Burada bir pırlanta yüzüğünü kaybedebilirsin, evet. Evet. Saatini kaybedebilirsin veya değer verdiğin bir mineralde kaybın olabilir. Bir de 12. evdeki Venüs maddi kayıplara sebebiyet verir. Yani 9. ev gezegen döngüleri, yabancı paralar, euro. Olabilir işte bu dolar olabilir işte İsviçre frangı olabilir. Bu tip konularla ilgili pariteden filan çok ciddi para kaybına ve bu para kaybıyla da üzülebileceğini gösteriyor. Arkasından 30 Ocak Kova Burcu'nda bir yeni ay var. Kova evet. Burcu yeni ayı aslında hayatında biraz daha olayların daha keyifli gidebileceğini gösteriyor. Ev ve aile hayatıyla ilgili konular. Gündeme gelecek. Çocuklarla ilgili konular. Ama onları da biz önümüzdeki ay evet. Bakalım mı? Onlar Şubat ayında daha fazla gündemde çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın arkadaşlar, 2014 yılını çok çok daha iyi algılayabilmek, görebilmek, analiz etmek için Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan'ın 2014 yılı Akrep Burcu yorumlarını YouTube kanalında bulabilirsiniz. Alttaki segmentlere baktığınızda 2014 yorumunda başımıza gelebilecek pek çok olay ve kavramı göreceğiz. Bizi izlemeye devam. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.